dostluk platformu olarak epeydir bir arada değildik. Bu bir ihtiyaçtı. Fikret Şahin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Hem vesile oldu, bir araya geldik. Hem de Kayseri mutfağının lezzetlerini tattık dediğiniz gibi. Gerçekten harikaydı. Epey zamandır mantı yememiştim. Mantı diye mantının tadını güncellemiş olduk. Bu arada farklı da bir pidelerini yedik. Gerçekten o da süperdi. Sebep olanlara, davet edenlere Kayseri mutfağı bir harika, tavsiye edilir yalnız. Onu da söyleyeyim peşin peşin. Beylikdüzü Dostluk Platformu'nun ileriye dönük hedefleri nedir? Neyi amaçlıyorsunuz? Beylikdüzü Dostluk Platformu'nun ileriye dönük hedefleri her zaman söylüyoruz. Beylikdüzü'ndeki sessiz çoğunluğun sesi olarak Beylikdüzü'nde bilinmeyen, görülmeyen, duyulmayan, yapılmayan açık ve eksik ne varsa biz Dostluk Platformu olarak bunu gündeme getiriyoruz. Bunu söylüyoruz. Bunun takipçisi oluyoruz ve olacağız. Hedefimiz budur. Bugün Kayseri'nin lezzetlerini tattık. Nasıl bir değerlendirmede bulunmak istersiniz? Ya öncelikle tabii ki de Türkiye'mizin her yöresinin her yemek lezzeti birbirinden ayrı. Tabii ki Kayserilerin bu mutfak lezzeti de çok güzel. Özellikle yediğimiz o cıvıklı, sonrasında tahinli pide. Kesinlikle tüm yani tatmayanlara tavsiye ediyorum. Yani tadı damağımızda kaldı, bir daha da geleceğim. Beylikdüzü ilçesinde bulunan esnafları ziyaret etmiş oluyor ve bunları tanıtmış oluyoruz. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Tabii ki yani Beylikdüzü Dostluk Platformu'nun hedefi ne dedik? Beylikdüzü'ndeki bilinmeyenleri, duyulmayanlara duyurmak. Sonuçta burası da bir restoran. Buradaki bir esnafımızı, tüccarımızı da bir vesileyle Beylikdüzü halkına duyurmuş oluyoruz. Tabii farklı farklı zamanlarda farklı farklı mekanları ziyaret ederek bu işimizi de bir anlamda yapmış oluyoruz diyebilirim. Mantı güzel, pide zaten güzel. Gelinir, %100 gelinir ve tavsiye ederim. Kayseri mutfağının lezzeti bildiğimiz bir lezzet. Ben kendim şahsen diyette olmama rağmen tadımlık tadabildim. Tadı damağımda kaldı diyebilirim. Bu açılan yeni müessese hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz, diliyoruz. Beylikdüzü'nde lokasyon olarak, akış olarak en iyi merkezi noktalardan bir tanesinde ve hemen hemen iş yerlerinin çoğunluklu olduğu bir AVM'nin içerisinde konuşlanmış bulunuyor. Bugün Beylikdüzü Dostluk Platformu olarak İstanbul Kayseriler Dernek Başkanı Sayın Fikret Şahin Bey'in misafiriydik burada biz. Onun ev sahipliğinde bir araya geldik. Kayseri mutfağını tanıdık. Kayseri'ye özgü tatlar aldık, burada edindik. Tabii Beylikdüzü Dostluk Platformu olarak biz bu özellikle bu bölgede ki bütün esnafları sırayla ziyaret edip hem Dostluk Platformu üyelerimizle bir araya geliyoruz hem de mevcut kendi bulundukları STK'lara özgü mutfakları da tanımış oluyoruz. Beylikdüzü'nde açılmış iyi bir mekan. Mutfağı olarak çalışanları olarak aile mekanı. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Çünkü Beylikdüzü'nde aile mekanları çok önemli ve fiyat anlamında, kalite anlamında, tat anlamında kendinizi rahat hissedebileceğiniz mekanlardan bir tanesi burası. Beylikdüzü'nün içerisinde olması, en üst katta olması hasebiyle de hem gerek baktığınızda manzarasıyla hem de özellikle mutfağının ön planda olması insanın içini rahatlatıyor. Kayseri'ye özgü tabii akla hemen mantı geliyor, cıvıklı pide geliyor. Bakın İstanbul'un birçok mekanında bu tatlara ulaşabilirsiniz ama Beylikdüzü'nde gerçekten bu işi ehilleri yapıyor. Kayseri lezzetlerini tatmak adına buradaydık. Neler söylemek istersiniz? Yeni bir işletme. Gerçekten lezzetler farklı. Özellikle ben de tayin helvasını çok beğendim. Mantı zaten bilinen bir lezzet. Hayırlı olsun diyorum. Bir Kayseri olarak sizlerden ne söylemek istersiniz? Bir Kayseri olarak Beylikdüzü'nde böyle bir mekanın açılması bizi gururlandırdı açıkça. Hemşehrilerimizin böyle bir yerde yatırım yapması ve lezzetlerimizi tanıtacak olması ayrıca keyiflendirdi. Bugün arkadaşlara bir arkadaşımız ikramda bulundu. Develi cıvıklısı, tahinli pidemiz özellikle. İlk başta da mantı ile güzel bir üçlü lezzet sundu. Beylikdüzüler seveceğini düşünüyorum. Güzel lezzetler. Türkiye'mizin her yerinde zaten müthiş yemeklerimiz var, müthiş tatlarımız var yani. Birçok mekanı gezeceğiz. Özellikle üyelerimizin memleketleri velhasıllarıyla ve buradaki mevcut bu firmanın hem dernek üyelerine hem Kayseri mutfağını anlatmak adına Kayserililere hayırlı olmasını istiyorum.
Gerçekten güzeldi. Tekrar Fikret Başkan'a teşekkür ediyoruz. Ev sahipliğinden ötürü. Lonca Medya'ya da ayrıca bizim her etkinliğimizde burada olduğundan dolayısıyla ne zaman yanımızda görmek istesek hemen yanı başımızda bitmesi. Bizim özellikle Beylikdüzü Dostluk Platformu olarak sosyal medyadaki ve mevcut yayınlarımızı insanlara, hedef kitlere ulaştırma noktasında özellikle Beylikdüzü'nde hızla gelişen ve kendini yenileyen Beylikdüzü'nde insanların sürekli takip ettiği bu basın yayın organının yanımızda olmasından da ayrıca teşekkür ediyorum. Gururlanıyoruz. Bizim Türkiye'nin yemek yelpazesi çok geniş. 81 vilayetin de gerçek anlamda tadılması gereken ürünleri var. Tabii Kayseri'de, Kayseri mutfağı da çok geniş bir mutfak. Sağ olsun Beylikdüzü Dostluk Platformu olarak toplantısını icra ettiğimiz bu akşamda bizlere ev sahibi Sayın Fikret Şahin yaptı. Kayseri cıvıklısı, mantı ve tahinli yedirdi bize sağ olsun. Çok mükemmel, çok lezizdi. Kayseri birçok alanda marka ortaya koymuş bir ilimiz. Bugün de burada Kayseri cıvıklısı ve tahinli pide tattık. Özellikle tahinli pidenin üzerinde durulması gerektiğini düşünüyorum. Bütün Türkiye'ye duyurulması, bu lezzetin bütün Türkiye'ye tattırılması gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir soru sormak istiyorum size. Sevdiklerinizle bu mekana tekrar gelmek ister misiniz? Şöyle söyleyelim. Tabii ki bölgemizde kurumsal kimliğe bürünmüş olan tüm işletmeleri, sadece Beylikdüzü Dostluk Platformu'nun mensuplarının ailesi olarak değil, bölgemizde yaşayan insanlar bu tarz yerleri eğer lezzet bakımından güzelse kalkındırması gerekiyor. Bizler de bu akşam bunun farkına vardık. Kendi ailemden sürekli uğrayacağımı söylüyorum ama tüm Beylikdüzü'nü de böylesine leziz bir mekanda görmeyi ümit ediyoruz. Trabzonlu bir Beylikdüzü Dostluk Platformu üyesi olarak neler söylemek istersiniz? Bu davete öncülük eden serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşımız Uğur Gür bize, Kayseri mutfağı lezzetini bize tattıran İstanbul Yapı Denetim Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Şahin Bey'e teşekkür ederiz. Uzun bir ara sonra dostluk grubu olarak bir araya gelmenin mutluluğunu da yaşadık. Türkiye'nin her yöresinin ayrı bir lezzeti olduğunu ve Kayseri yöresine ait lezzetleri de ilk kez bugün burada tattım. Özellikle tahin helvasını ve cıvıklıyı çok beğendim. Yeni bir işletme galiba. Tüm Kayserileri özellikle hemşehrilerini destekleme adına öğlen ve akşam yemeklerini burada yemelerini tavsiye ediyorum. Beylikdüzü Dostluk Platformu üyelerini Kayseri lezzetleriyle tanıştırdınız. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle gelen bütün platform üyelerine teşekkür ediyoruz. İstanbul Kayseriler Dernek Başkanı olarak Kayserili bir hemşerimizin açmış olduğu mekanda hem biz dostluk platformu üyelerimizi bir araya getirelim hem de mekanın yani lezzetlerini herkesin tatması için böyle bir şeye geçtik. Bununla alakalı ilk düşüncemiz yani bizim yöremize özel Develi cıvıklısıydı. Ama Develi cıvıklısını tek başına vermek bizim için şey olmadı. Onun için Kayseri'nin en önemli lezzeti olan mantımızı da tattıralım istedik. Gelen arkadaşları memnun ettiğimizi düşünüyorum. Yöresel lezzetlerimiz bizim için önemli. Öncelikle Beylikdüzü'nde böyle bir mekan açtıkları için işletmecilere de teşekkür ediyorum. Bugün Beylikdüzü Dostluk Platformu üyeleri buradaydı. Kayseri lezzetlerini tattılar. Herkes çok beğendi. Kayseri'nin meşhur lezzetleri olan önce mantı, daha sonra cıvıklı pidesi ve ardından da en çok beğenilen tatlı olan tahinli pidesi. Tahinli pide çok beğenildi. Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya mikrofonlarımıza neler söylemek istersiniz? Vallahi şu an burada yeniyiz yani bir ay falan oldu. İnşallah daha ileride daha iyi olacağız. Yani buradaki hemşerilerimize elimizden gelen hizmeti sunmaya çalışacağız. Yani en güzeli neyse onu sunmaya çalışacağız. Buranın yer adres olarak söyleyecek olursak Beylikdüzü Belediyesi'ne Beylikdüzü AVM 4. katında hizmetimizi vermeye çalışıyoruz. Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak Kayseri mutfağının bu güzel lezzetlerini, cıvıklı pidesini, mantısını ve özellikle de tahinli pidesini tatmaları adına bu mekana bekliyoruz.